Değerli belediye başkanımız, ilk önce teşekkür etmek istiyoruz size. Bizi ekibimizle, heyetimizle kabul ettiğiniz için, güzel Isparta'mızda, güzel Türkiye'mizin, güzel vatan topraklarımızın güzel parçası olan Çiçekler Diyarı, Güller Diyarı Isparta'da olmaktan, burada değerli kardeşlerimizle görüşmekten çok memnunuz. Türk Ocaklar'da çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerin hem Azerbaycan'ın kanayan yarası, Hocalı soykırımın, Karabağ sorunu, Türk dünyasının sorunları, bu sorunlardan nasıl kurtulabiliriz, çözüm yolları, bu konuları geniş şekilde tartışacağımız bir konferans programı olacak ve düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Size de desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Isparta bizim için zaten vatanın parçası olduğu için hep azizdir. Ama size bir teşekkür borcumuz da var. Çünkü Isparta'mızda bir dönem önce konuşma yaptığım zaman bu güzel Isparta'ya demiştim. Güzel güzellik yurdumuzda Azerbaycan şehitlerimize, Karabağ şehitlerimize, Hocalı soykırımı şehitlerimizi de anlatan bir anıtın olması gerekir. Siz teşekkür ederiz ki şehitlerimiz için böyle bir anıt parkımızda Isparta'da yaptınız. Biz Azerbaycan'da hep böyle söyleriz. Büyük Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın güzel bir sözü vardı. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz demiş. Yani sevinci ve kederi beraber öz kardeşler bölüşür. Oradaki öz kardeşlerdi söylemiş. Rahmetli Haydar Aliyev Milli Liderimiz Azerbaycan gençliğine hitaben Türkiye ile Azerbaycan bir millet, iki devletti dedi ve devletin politikası da, gençlerin düşüncesi de bu yönde olacak. Ve bugün de devletimizde aynı düşünceyle devam ediyoruz ve Cumhurbaşkanımız son Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdü dedi. Türkiye ne kadar güçlenirse biz güçleniriz. Bizim gücümüz Türkiye'nin gücüdür. Biz ne kadar güçlenirsek o coğrafyada Türkiye o kadar güçlenir demektir. O yüzden de biz her zaman kardeş Türkiye'mizin güçlenmesi, daha da kalkınması bu Türk dünyası için çok önemlidir ki Türkiye'miz daha da güçlensin. Dualarımızla da, çalışmalarımızla da her zaman yanınızdayız. Ayrıca biz Türkiye'mizin çeşitli bölgeleriyle Türkiye, Azerbaycan'ımızın çeşitli bölgeleri kardeşleşir. Kardeş belediyeler, kardeş şehirler. Bu da bölgelerimiz arasında işbirliğini daha da artırır ki buna da çok ihtiyacımız var. İnşallah Isparta'mızla Azerbaycan bölgeleri arasında kardeşlik daha da artar. Bu çalışmalar, işbirliği daha da artar sizin başkanlığınızla. Sizin bu konuda ne kadar duyarlı, ne kadar bu konunu düşünen, biz Azerbaycan'ı biraz önce konuşurduk. Siz Azerbaycan'ı ne kadar izliyormuştunuz? Yani şehidimize kadar, önceye kadar bunları. Biz bu başka bir duyarlılık, başka bir duygudur. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bizde de bayrağı herkese hediye vermezler. Çünkü dünyada bayrağımızdan kutsal bir şey yok. Hem Türkiye'mizin bayrağı hem Azerbaycan'ımızın bayrağı. Bu bayrağımızı böyle duygu ve düşünceyi taşıyan insanlara veriyoruz. Yani kalbinde bizim bayrağımızda, yani ortak bayrağımızda, bu bayrağımızda Azerbaycan bayrağını da Türkiye bayrağımız kadar birlik beraberliği içinde seven insanlara hediye ediyoruz. Bu bayrağımız size küçük görünmesin insanlarımıza. Bundan büyük hediye olamaz bizim düşüncemizde. Bazen değerler size küçük bir hediye verdik. Ben derim bayraktan büyük hediye yok, değerlisi de yok. Herkese de verilmez. Biz bayrağımızı size hediye ediyoruz. Bu güzel odanızda Türkiye'mizin bayrağıyla beraber dalgalansın. Biraz önce güzel bir söz dediniz. İnşallah dediniz, mütlak Karabağ'a gideceğiz. İnşallah evet, topraklarımızı, güzel Karabağımızı, Hocamızı işgaldan birlik beraber içinde azat edeceğiz. Ve bir gün sizinle beraber inşallah o güzel topraklarımızda görüşelim. Ve orada da bir gün bir Isparta sokağının, bir Isparta Parkı'nın açılışını birlik beraberliği içinde yapalım. Şehitlerimiz hem Türkiye'miz hem Azerbaycan'ımız için şehit olanlar, kardeşlerimiz nur içinde yatsınlar. Bizim de vazifemiz daha da çok çalışmak. Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası birliği için elimizden geleni yapmaktır. Bu yoldaki çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Allah her zaman milletimize, Türkiye'mize, Azerbaycan'ımıza yardımcı olsun diyoruz. Ve tekrar teşekkür ediyoruz kabulünüz ve misafirperverliğiniz için. Evet, bayrağı alayım mı? Evet. Alıyorum.
Evet, bu bayrak biraz büyük bir şerefle kabul ediyorum. Çünkü Başkan Bey konuşmasını bitirsin de. Bayrak demek biraz önce de söylendiği gibi bir milletin şerefi, en büyük haysiyeti ve vatanı temsil eden unsur bayraktır. Evet, Azerbaycan'ın bayrağını bana Sayın Hanımefendi'nin vermesi, Sayın Milletvekilimizin vermesi, bu da benim için bir şereftir, zevktir. Zaten çok öncelerden bu yana Azerbaycan'ın hem Karabağ olayını hem de bütün şehitlerini her zaman büyük bir acı ve üzüntü içerisinde takip ediyoruz ve biliyoruz. İnşallah Azerbaycan en kısa zamanda bir gün istedikleri her şey olacaktır. Ben buna inanıyorum. Onun için de şunu iyi bilin ki bir Türk millet olarak, bir Ispartalılar olarak Azerbaycan'ı her zaman gönülden destekliyoruz. İşten destekliyoruz. Zaten daha önce de bahsettiğiniz gibi Karabağ şehitlerimiz, Azerbaycan şehitlerimiz için biz bir anıt yapmıştık. Bu anıtımızı ve parkımızı yaptık. Adına da Şehitler Parkı olarak koyduk. Ama o anıtta Çanakkale şehitlerimiz ve Isparta'nın evlatlarının Doğu şehitleri ve Kurtuluş Harbi'ndeki verdiğimiz Isparta şehitleri ile beraber tutarak da bir anıt üzerinde yaptık. Bunun da anlamı iki devlet tek millet olayı da o anıtta ortaya çıkmıştır. O anlamı o anıtta görebiliriz. Türkiye'nin şehitleriyle Azerbaycan'ın bu şehitleri beraber bir anıt içerisinde ve Isparta'da bir parkımızda çok öncelerden yaptığımız bir anıttır ve yükselmektedir. Bu da bütün sizin konuşmalarınızı, biraz önceki konuşmalarınızı, bu anıt o kapsam içerisine, anlam içerisine almaktadır. Onu belirtmek istiyorum. Bunun için ben Türk Ocakları'mızı da sizi karşılayıp belediyemize kadar bizleri ziyaret etmeyi hep beraber geldikleri için Türk Ocağımıza da teşekkür ediyorum. Sizin şahsınıza da ve misafirlerimize de hepinize bu ziyaretten onur duyduğumu ve şeref duyduğumu da belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Her zaman sizlere bu belediyenin yani Isparta'nın kapıları açıktır. Onu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, biliyorsunuz milletvekilleri bir yere gitti mi bir şey istemese dönmüyor. Biz de bu güzel Isparta'mıza gelmişken bir güzel inşallah yakın zamanlarda Isparta'mızın güzel sokaklarından birine Azerbaycan'ın isminin verileceğine inanıyoruz. Buyurun. Çünkü buna çok ihtiyaç var ki devamlı olarak o sokaktan mı küçeden, sokaktan gelip geçen insanlar hep Azerbaycan, Azerbaycan diye onlara bir o vatan topraklarını her adımlarında hatırlatacak böyle güzel bir caddelerimizden, böyle bir sokaklarımızdan birinin Azerbaycan adını taşıyacağına veya Azerbaycan Karabağ adını taşıyacağına çok inanıyoruz. Yani Azerbaycan Karabağ caddesi, Azerbaycan Karabağ sokağı ve aynı zamanda siz dediniz Çanakkale'deki şehitlerimizi ki Çanakkale'de bütün Türk yurtlarından şehitlerimiz var. Azerbaycan'dan da şehitlerimiz var ve beraberce uyuyorlar. Azerbaycan'da da 1918'de Ermeni taşnak çeteleri arkalarında Rus Bolşeviklerin ve bazı batılı güçlerin desteğini alıp Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde ve Bakü'de özellikle ki Bakü'nü Türklerden temizlesinler, boşaltsınlar diye acımasız bir soykırım yaptıkları zaman Nuri içinde yatsın, Nuri Paşa'nın başkanlığında Türk Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a desteğe gelmişti ki onun içinde Ispartalılar da var. Onların da şehitliğimiz de bugün Bakü'de uyuyor. Siz geldiğiniz zaman inşallah sizi aparırız, orada da görürsünüz. Bunların hele yazıldığı bir levhanın da o sokaktaki adı verileceği Azerbaycan Karabağ sokağı tüm şehitlerimizle beraber Azerbaycan için, bak oradaki topraklarımız için canını vermiş Spartalılarımız da var diye
bunu genç nesillerimizin bilmesi lazım. O yüzden de inşallah inanıyoruz gelen defa geldiğimizde sizinle birlikte o sokağın açılışı, caddenin açılışını da görebilecek inşallah. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir sokak icat ederiz, oraya yaparız yani tasarlarız. Hem de yeni olur ama yeni tarihte devrederiz. Bir zaman gençlerimizin eseri halinde görünür ve o yeni eski bir tarihe kadar devam edecektir. İnşallah çok teşekkür yaparız. Ederiz. Sayın Başkanım, bir de bizle bu değerli kardeşimiz İmdat Akşar'la beraber evet. hazırladığımız Karabağ hikayeleri diye burada Türkiye Türkçesinde Karabağ'da yaşanmış o acıları yaşayan kişilerin hikayesidir. Yani çeşitli yazarlar var, aydınlar var. Bu Karabağ acıları, Hucalı soykırımcıları, onların hayatından nasıl geçmiş diye. Bu kitapta aynı zamanda içerisinde benim kendi hayat hikayem de var. Kaybettiğim mutluluk diye. Bunu da bugün gençlerimize imza ile imzalayıp hediye edeceğiz ki genç nesillerimiz daha çok okusun. Bunu da size hediye etmek isterim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir dakika. Burada da Azerbaycan müziği ile bağlı, bizim klasik müziğimizle bağlı eserler var. İnşallah ki dinlersiniz. Haydar Aliyev Vakfı'nın hazırladığı bir böyle diye eserdi. Onu da dinlersiniz. Çok memnun olur. Bizim devlet sanatçımız Nuriye Hanım Hüseynova buradadır. Aynı zamanda büyük bir hocadır. Konservatuvarda müziğimizi gençlerimize öğretir. O da size kendi müzik albümünü de hediye etmek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O da Karabağ üzerinde, Hocalı üzerinde, Türk dünyası üzerinde eserler var. Çok teşekkür ederim.